Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size kiraz marmelatı nasıl yapılır onu göstermek istiyorum ama bu biraz farklı bir marmelat olacak. Kurtlu meyveden marmelat nasıl yapılır onu göstereyim size. Bakın, kirazlar böyle yumuşadı, yağan yağmurlarla kurt geldi. Ne, sıktığımda ne kadar yumuşak. Şimdi bunun içini açalım. Böyle yumuşak olduğu zaman içinde kurt var. Evet, görüyorsunuz şurada kurt var. Böyle olunca da bizimkiler görünce kurdu yemiyorlar. Yazık yani, bunun hepsini atmak da imkansız. Çok güzeller kirazlar. Meyvenin kurdunun aslında bir zararı yok. Ben şöyle bir çay kaşığı ile iç kısmını komple temizliyorum şu şekilde. Ve sonra bunları rondodan geçirip bu kirazları rondodan geçirip şekerle kaynatıp marmelat yapacağım. Çok güzel marmelat oluyor gerçekten. Kurtlu meyvenin kurtlu kısmını temizleyerek geri kalan kısmını marmelat meyve suyu yapımında kullanabilirsiniz. Hiçbir zararı, hiçbir tehlikesi yok. Çok da güzel kirazlar. Bakın, yumuşamış. Çarşıdan, pazardan alırken de şöyle hafiften sıktığınızda, yumuşaksa, hareket ediyorsa o zaman anlayın ki kurt ziyaret etmiş demektir. Meyvenin kurdu, meyvenin doğal olduğunu gösteriyor aslında. İlaçlı meyveye kurt gitmez, doğal meyveye gelir. Bakın, bunun da aynı şekilde hepsinin içine gelmiş. İnanın, temizlediğimde kurdun ziyaret etmediği bir tane bile kiraz yoktu. Kirazın şu dış kabuğu bile kalsa çok faydalı. Bu kırmızı kabuk antosiyanin kaynağı, tam bir kanser savaşçısı. O yüzden kırmızı meyveler, sebzeler çok kıymetli. Mutlaka bol bol tüketin. Kiraz da çok, fiyatı da biliyorsunuz çok yüksek. Bakın, bunu ben birkaç gün önce topladım, kirazı böyle temizledim. Şekerle kaynattım. Çok güzel bir marmelat oldu. Çok da severek yiyor bizimkiler. Tabii kurtlu kirazdan yaptığımı söylemiyorum. Söylersem yemeyecekler, biliyorum. Sizinle paylaşıyorum sadece. Bazen böyle çarşıdan, pazardan aldığımız meyveler kurtlu olabiliyor. O zaman atmayın. Bakın, bunları böyle çok güzel bir şekilde yaptım. Kaynayınca zaten mis gibi oldular. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Vişne, erik, elma, kiraz. Bunlar gerçekten tatlı meyveler. Kurtlanıyorlar maalesef. Ben şimdi böyle bunları güzelce temizleyeceğim. Bakın, tertemiz oldular. Güzelce yıkadım önce. Biraz sirkeli suda beklettim, kurtlarının suya çıkması için. Daha sonra da duruladım sirkeli suyunu. Bir 10 dakika sirkeli suda beklettim. Sonra duruladım. Şimdi de böyle tek tek içini açıp çekirdeklerini çıkarıp, çekirdeğin o yuva kısmına zaten kurt geliyor. Bakın, elimi de çok güzel boyuyor, böyle elimi de boyadı. Bu ne demektir? Antosiyanin kaynağı, bu kanser savaşçısı. Güzel meyveleri ziyan etmeyelim demektir. Gerçekten çok faydalı bunlar. Kırmızı renkli meyveler hem antioksidan hem de antosiyanin kaynağı. Yani hem kanser savaşçısı hem de zararlı maddeleri vücudumuzdan uzaklaştıran maddeler bunlar. Bol bol tüketelim. Şöyle rondoda çekiyorum hepsini güzelce. Tencereye alıyorum. Üzerine de şeker ekleyeceğim. Ben reçel ve marmelatlarıma çok fazla şeker koymuyorum. 1 kilo meyveye 750 gram şeker koyuyorum. Bunun da şekerini koydum. Hemen ocağa aldım, kaynatacağım. Bakın, şöyle ısınmaya başladı. Isındıkça köpürmeye başladı. Bu meyvenin çiğ olduğunu gösteriyor. Lütfen reçellerinizden, marmelatlarınızdan köpük almayın. Köpüğü alıp atmayın. Burada bütün vitamin ve mineralleri burada. Eğer köpüğünü alıp atarsanız marmelatınızın piştiğini nasıl anlayacaksınız? Bu köpükler yok olmaya başladığında reçeliniz, marmelatınız pişmiş, hazır demektir. Daha fazla kaynatmamış olursunuz. Böyle ara ara karıştıralım, dibine tutmasın. Orta ocakta kısık ateşte kaynatıyorum. Kapağını da yarım kapak yapıyorum etrafa sıçramaması için. Biraz aralık bırakıyorum. Oradan hava alıp taşmasın diye. Kapağını tam kapatırsanız taşabilir. Yarım kapak olsun.
Orta ocakta, kısık ateşte, böyle ağır ağır yaklaşık 45 dakika, 1 saatte hazır olacak. Şöyle yarım nohut büyüklüğünde limon tuzunu da çok az, 1-2 yemek kaşığı suyun içerisine attım, böyle erisin, hazır olsun. Köpükler yok olduğunda marmelatım hazır demektir. Bakın, köpükler yok olmaya başladı ve dibine doğru da koyulaşma başladı. Bu evrede biraz daha sık karıştıralım dibine tutmaması için. Ben şekerini çok fazla koymadığım için benim marmelatlarım inanın kaşık kaşık yeniyor, böyle çok seviyorlar. Hani size de tavsiyem, şekeri çok fazla koymayın. Keşke şekeri hiç koymasak ama işte o zaman da reçel ve marmelatlar uzun ömürlü olmuyor. Bakın, bütün köpükleri yok oldu. Köpükleri yok olduktan sonra limon tuzunu ekliyorum. Bir 5 dakika daha kaynatıp sonra sıcak sıcak kavanozlara doldurup kapağını kapatıp ters çevireceğim, vakumlansın diye. Soğuduktan sonra da kaldırabilirsiniz. Ben genelde buzdolabında saklıyorum reçel ve marmelatlarımı. Yıllarca dursa bozulmuyor o şekilde buzdolabında saklayınca. Size de afiyet, şifa olsun.